bas kenarına, sonra bilek kenarına ağırlık çekilir. 5 dakikada yapılır, sana teslim edilir. Hanımların dikkatini, ağırlık makinesi ayağınıza gel. O kadar zenginiz ki parayla köşe çiziyorsunuz. Serhan marka somun mu? Evet. Kaydırgaçlı götür keşke somun. Şu neydi abi? Saplama. Mutlaka bir saplama kullanacaksın yani. Saplama şartı. Hepsinden koyduk değil mi? Hepsinden. Neler koyduk? Pul koyduk. 6 santim saplama üstüne bir tane. Metrik 10. Arada direkt borda oluşur böyle. Arkada da fan falan olur, sülsün. Ama dışarısı sıcak olunca fan da pek bir işe yaramayabilir. Klima gibi. Fazla sıkı olmasına gerek yok. Bu mudur? Japonca mı? Aynen. Burası aşağısı değil mi? Yok, yukarısı. Burası yukarısı mı? O zaman tek türlü olacak. Burası aşağısı yani. Tamam. Evet. Ama kaç derece abi? 40, 50, 60. Nasıl gidiyor abi? Nasıl gidiyor abi? Nasıl gidiyor abi? Diğer robotu camlayacağız.
gel. Evet, her zaman gibi somunlardan bir tanesi. Serhan şeytan üçgeninde kayboldu. Şu işte abi. Evet, ne yapıyoruz şimdi, takıyor muyuz? Şu anda slider'ı... Slime yapıyoruz değil mi? Evet, slime yapıyoruz. Şu şekilde. Aynen bu şekilde. Yuvarlatılmış, yuvarlatılmış somunlara tam oturdu. Cep telefonu değil mi? Burada çok. Yere düştü çünkü bastılar, onlar falan galiba. Gittikçe tırrek tırrek diye ses çıkartıyor abi. İttir bakayım. Bak. Plastik patlamış gibi. Yalpalıyor. Abi az bir şey gitse. Oldu mu? Bir şey düşüyor abi. Vidalar düşüyor. İçi kaçırıyor. Kenarına sadece şey çarpacağız. Buraya kadar böyle parça parça saçlayacağız. Nereye? Buraya kadar. Nasıl diyeyim? Hı, korumalık değil mi? Direkt abi şuna kaynaksın olmaz mı ya? Komple. Evet, göster abi. Nasıl yaptın, bir daha göster. Alttan çeksene abi. Şu düzen mi tutsun? Yo, alttan çekelim. Sen göster abi. Bunu böyle koyuyoruz abi. Buradan giriyor. Koy. Sonra? İttirdik. İttirdik, tam oturdu tak diye. Ondan sonra quick release. Şimdi abi. Tut abi sen de o tarafını. Güzel yanında ters çevirince de oluyor mu abi? Ters çevir mi de? Bu da teleferik sistem. Ters çevirin, tam ters çevirin. Aynen. Teleferik sistem bu da. Evet. Üstünde Serhan Design. Açı ayarları da olacak. Serhan Design. İstediğin pozisyonu ayarlayabiliyorsun. Tamam. Şimdi evet. daha bitmedi tabii. Daha şeyin tripod ekstra kafasını tripod koyacağımız yer. Tripod kafası koyacağım. Olacak. Aynı jimjiplerdeki olduğu gibi şeyden yönlendirme olarak hareket edecek. Şu an ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Ne yapıyorsunuz? He? Sabah kalanını asıyorum. Ne, Jim Jeep mi olacak? Jimmy veya Serhan Jeep olacak abi. Serhan Jeep, tamam. Evet. Bu da Serhan Slider değil mi? Serhan'a kaydırma yani. Serhan'dır abi. Bunu alıyorlar, arkadaşlar bunu alıyorlar. Sanki Serhan kaydırıyormuş gibi böyle. Evet, bunu tamamlasaydık bari ya önce. Bunun kontrolünü yapsaydım ben. Abi onun kontrolü zaten... O kendinden kontrollü. İki parça yani... Evet. O yuvarlığı parçasını yeni mi aldınız? Aynen. Yuvarlak kesmek için. Ben de zımpara yaparım. Ben de zımpara yaparım. Biliyorsunuz zımpara konusunda ustayım ben. Dul bayanlar aramasın. Dul bayanlar aramazsa sevinirim. Kaç tane kestin sen? Hayır, şey, göbek var o yüzden yani. Göbek olmasa sorun yok. Değişir. Ya anlat şimdi abi. Bunu ne yapacağız? Abi bunu bilmiyorum ama ben zaten halde hazırda iki çapam okuduğumdan yapıyorum işte. Onun üstüne üst gövde yaparsak böyle bir kolunu işte tüfeğip diğer koluna koyursak o şekilde üst gövdeyi Serhan abiyle yaparız. Ben altını hazır yapacağım. Çapam okuduğum için olaydı.
Yani ne yapacaksın sen kendini? Onu tam anladım. ATV abi, normal araba gibi düşün, üstü kapalı falan. Sağda çek kontrol, solda çek kontrol, diferansiyel yok. Farklı pedallarla kontrol edilen motorlar. Şey mi peki, içinde adam mı var yoksa... İçine ben oturacağım işte. Bir ya da iki kişilik olacak. Peki normalde robot yaptığımız zaman içinde adam olmuyor. Yok yok, içinde adam olmasına gerek yok robot yaptığımız zaman. Uzaktan mı? Direksiyonu bir şey, servo motoru dolduruyor. Bunu artık Turgut abi yapacak. Çapa motorlarına birer tane elektrik motoru. Onlar Arduino ile uzaktan kontrol edilecek. Yani hiç olmadı şey de yapabiliriz, kablo. Bu şekilde yani. Hiç Arduino ile yapamadık. Yaparsak çok daha iyi olur tabii. Arduino ile yapılır. Bu ne olacak peki? Bu işte senin adını çapa motoru olabilir. Şeyden böyle çapa sorun. Tamam. Ama şey, bunun üstüne görmesi şöyle... biraz sorun mu? Ya, çok dengesiz bir dedi. Ucuna bir sınav koy. Ha çok fazla gitmesine gerek yok. Şey olacak çünkü ne bileyim 3 metre, 2 metre o kadar. Ya benim kafam bu senin için ya benim. Hayır sorun değil, hayır hiç değil. Biz ses almayacağız, sesi sonradan alacağız yani. Şeyi karşıdan göstereceğim mesela. Robotu. Robotu böyle çekeceğiz. Robot tarlanın içine girmiş olacak zaten. Tarlanın içine giriyor, duruyor orada. Ondan sonra kolları çıkıyor. Mesela onu bir sinayla çekebiliriz. O kadar 2 metre, 3 metre gider yani. Hiç bozulmadan. 2-3 tane misinayla veya işte kaç tane olursa. Ondan sonra kolu çıkacak, çapa yapmaya başlayacak. Çapa yaparken de yavaş yavaş geri gidecek. O yavaş yavaş geri gitmesini de şey yaparız. Farklı bir şey dediğimi zannettim, kolu kolay. Adam pistin robotu. Adam pistin robotu. Adamlar her şeyi biliyor yani. Şu da abi gazlı tüfeğimiz olacak eğer. O nasıl olacak? Şuradan hava kaçırmazsa ki onu da klasik konsepte yakalayabiliriz bence. Bir sürü Dyson'ımız var ya. Aynen. Her tarafımız Dyson oldu. Altına bir ray yapılacak abi. Bu rayda kayıp açılacak. İçine patatesimizi koyup kapatacağız abi. Şu da şeyi vanası ama bu vanayla kontrol edilmeyecek tabii. Tamam. Bir yay yapmayı düşünün buraya. Bir de genişlik olarak güzel patates değil ama şey koyacağız. Pimpon topu o işte. Ha, pimpon topu duman. Olmaz mı olur? Tenis topu sanırım. Ha, otobüs. Buna ne sığıyorsa ya. Pimpon topu işte. İçine pimpon toplarını kıyıp. Plastik ha. Aynen, tamam. Alüminyum folyo pimpon topu. Tamam. Buna sığacak. Duman verecek. Önemli olan. Şunu da yayla buraya bağlayacağım. Bir tetiği olacak abi. Tamam. Tetiği çektiğim zaman bu yaydan hızlıca düşüp gazı bırakacak. Tamam. Gazını basıyoruz. Tamam. Robotun kendine daha ufak, daha ince olacak. Altalı. Hı-hı. Onu da küçük matkapla döndüreceğiz. Matkap döndükçe... Robot da tamburlu zaten. Aynen tamburlu. Tamam. Şey döndükçe, matkap döndükçe bu tamburu çevirecek. Hı hı. Şu bana bir çubuğa çarparak dönecek abi hızlıca. Hı hı. Döndükçe patlatacak. Bakalım. Döndükçe, İnşallah. İnşallah. Olamazsa aşağı yorum yazarsınız. Hani nerede o şey? Gaz atıcı. Evet. Serhan saplamaya devam ediyor. Tamam ben sormayacağım artık ne yapıyorsunuz diye sürpriz. Sürpriz sorulmaz değil mi? Hı. Tamam hadi devam ederiz. Sesler falan da önemli değil. Yani bir yere kadar zaten şey olacak, bilgisayar efekti olacak yani illaki, hiçbir şey değişmeyecek. Hani ne bileyim, gördüğünüz gibi atölyemizde herkes zımpara işini anlıyor. Sese gel. Deriden. Bunu kaplayalım mı üstünü? Şunu kullanalım mı gerek ya? Bu kadar yeter mi? Gerek var mı çok büyük? Böyle koyacağım. Tam üstünü yapacağım. Tamam. Kameranın altında bir şey olacak. Kamera zaten tam. Abi. İstersen şu uçlar var ya, uçların bir tanesinde bir 10 santimlik eklemeyle bunu otomatik de yapabiliriz. Pazar. 16 Temmuz Pazar. Herkes aynı anda burada
Ve de zamanında saat 3 bile değil, saat 2.30 nasıl oldu bu iş abi? Abi evdeyim, yandım. Vay, uyandım böyle. Ben de. Çok yerinde böyle huzurla kalkan insan videosu var ya, onun gibi uyandım böyle. Yatak reklamlarında olur ya. O yüzden hadi dedim, madem bu kadar huzurla kalktım, biraz atölyeye gelip huzursuzlanayım dedim. En güzel. Bakalım ne yapacağız? Neler yapmaya çalışıyorsun? Serhan bir şey yapmaya çalışıyoruz ama. Serhan makas yapıyor. Bir makasını alırım. Evet. Garip Serhan'ın garip icatları. Helal lan Serhan. Serhan. Ne çikolata? Jimmy Jimmy'dir geçti gördür geç. Evet sık abi. Dondu. Turgut'un uzmanlık alanı. Gaza geldi adam ya hemen. Hemen şımardı. Şöhreti görünce. Turgut. O değişik saçlı abi çok acayip bir abi diyorlar. Kim? Şey yorumlarda. Ben de takip edemiyorum ya. Niye acayip? Gerçi bence Akın'dan da bahsediyor olabilirler. Gerçi senden de bahsediyor olabilirler. Herkesin saçı değişik lan. Meğer benden bahsediyorlarmış. Düşünecek olursanız en değişik saç benim. Baksana şuna. Bak. Fare gibi dikiyor. Fare derken kablosuz fare mi? Tamam. Çalıştı. Şu an ne yaptık? Şuraya evet. Hadron çarpıştırıyoruz. Kim çarpayım? Hadron çarpıştıranlar hadi bunu yapsın sıkıysa. Hadi. Hadron çarpıştırıyorum. Evet kapan yapıyor arkadaşlar. Ne yakalayacaksınız abi? Kafamızda evet. Deli fikirler. Nasıl geldik buraya abi? Nasıl geldik? Atölye öldü. Aynen. Atölye öldü. Şu arkadaşın atölyesi öldü. Sen git uyuyor. Bu arada atölye değil atölye diyorlar. Hangisi doğru? Ya onun şey abi. Bilmiyorum abi. Makine mi makina mı? Abi onun polemiğine girmeyin. O makine büyük olan. Fransızca mı ne öyle bir şey atelier diye yazılıyor zaten. Makine de ama. Zaten Türkçe değil o yüzden hiç kasmayın yani. Makine büyük olan galiba. Yani dün konuştuk bunu hatta. Makine biraz daha küçük olanlar. Bunu nasıl ayrım yaparsın? Mesela tamam. Benim yazıcı makine. Böyle bir ayrım yapamazsın. Hani daha böyle kız gibi yani. Tamam minç var mesela. Tamam. 5 ton kaldırıyor. Makine de diyebilirsin, makine de diyebilirsin. Makine. Ne alakası var ya? Bunu tartışıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Evet ne yapacağız? Serhan'ı düze çıkartmaya çalışıyorduk abi en son. Evet. Robotu... Serhan'ı askere gönderiyoruz. Robotun altını alıp bir yerlere koyacağız. Ondan sonra başka ne yapacağız? Ha şurada. Tutabilsin abi sen. Dur. Stopla abi. Çekiyor abi görüyor çekiyor. Mu? Ya boydan boya görüyoruz. 4 tane şeyi var. 1, 4 eklem 1, 2, 3 şu dönüyor, 4. Bunların hepsi motorlu mu olacak henüz bilmiyoruz. Önce bir yapacağız. Nasıl abi? Mesela kendi kendisini söndürüyor diye bir yandan söndürücü ve kendi kendisini söndürüyor. Nasıl? Ha, şöyle döndürüyoruz önce. Sonra bu dönüyor. Şimdi kendisine geldi. Veya yukarıya doğru. Bak yukarıya doğru. Şunu biraz daha döndüreceğiz. Tak 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 tak. Göstericileri durdurdu. Kas bir şey atıyor gördün mü? Evet biliyorum. Ondan sonra indir. İşte böyle abi. Şu an şimdilik atölyemiz yok ama olsun. Bir yerlerde bir şekilde yaparız yani. Yapacağız yani. Kaçak hayatım. Aynen. Kafelere girip yapıp çıkacağız. Wi-Fi kullanacağız. Yeni yere geldik. Nasıl abi? Biraz uzak ama. Diğer yerde yeri değiştirmek zorunda kaldık. Burada artık devam edeceğiz. Kollarla. Burada böyle cip var. Bakalım bakacağız. Zaman neyi gösterecek?